Belediyenin karşısında eski manastır. Ya yarın için o yaralı, durumu iyi. O kaç yaşında? Çaykar'ın hangi köyüne gelmişlerdi? Şahin Kaya köyü değil mi? Ben de şahin karşısında alınamadım. Hangi şahin? Tülin Cumhuriyeti. Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Kim yazacak numarayı? Zaten orada yazıyor. Çetiler Besi Çiftliği diye Besami'de altında. Oraya uğrayın. Doğal olaylarını annesi orada yaşıyor. Babasıyla birlikte buraya göç ediyorlar. Burada da Tülin Durgun Yetim dünyaya geliyor. Annesi bir dönemdir yataraktır, evet. Son zamanlarda yatalak olarak şey yapıyordu. Özel olarak ilgileniyordu. Peki şehir merkezinde depreme yakalandılar. Evet. Nasıl oldu? Binaları mı çöktü? Şimdi bizzat zaten kurtarma çalışmalarına babam Samet Ayan ve amcamız Osman Ayan'la birlikte oraya gidiyorlar. Yine kuzenimiz oraya gidiyor, Selim Ayan. Gittiklerinde tabii insanların tedirginliği vardı binaya girme anlamında. Deprem anında apartman dairesinin en üst iki katında oturmaktaydılar. Teras kısmında oturmaktaydılar. Terasta yakalanıyorlar uyku vaktinde. Terasın çökmesi sonucunda enkazın altında kalıyorlar. Annesi Hafize Durgun, Tülin Durgun yetim ve kızları. O esnada kızı babasıyla iletişime geçebiliyor. Babası Gaziantep'te. Kendisi profesördür, genel cerrahtır. Kızıyla görüştüğü esnada annesinin yaşadığını, o anda nabız alabildiğini, el ele olduklarını. Fakat belli bir süreden sonra nabız almadığını söylüyor babasına. Çok vakit geçmeden birkaç aile üyemiz ancak oraya gidebiliyor. İki kişi gidebiliyor. Sadece Tülin Durgun Yetim'in kızını, yarını oradan kurtarabiliyor. Ertesi baba, eşi oraya vardığındaysa tek başına çıkıp baktığında nabız alamadığını, vefat ettiklerini görüyor. Mükemmel bir insandı. Yani sevgi anlamında, merhamet anlamında mükemmel bir insandı. Param versene yardımcı olursun. Hadi görüşürüz. İşte yıllar sonra tekrar bir afetle karşılaşıp kızıyla birlikte vefat ediyorlar. Enkaz altında kalıyor ikisi de. Çok iyi insanlardı. Teyzem öyle, kızı öyle, yani teyzemin kızı Tülin. Çok iyi insanlardı ikisi de. Yani çok yardımseverlerdi. Hafize teyze. 75. yüzyıl bulvarı.